Yabancı ziyaretçi sayısı 5 ayda %1.2 geriledi. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Rusya'dan gelen turist sayısında %30'a yakın düşüş yaşanmasının etkisiyle yılın ilk 5 ayında %1.21 azalışla 10.77 milyon olarak gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan verilere göre Mayıs ayında yabancı ziyaretçi sayısı %2.46 düşüşle 3.8 milyon kişi oldu. Bir önceki yıl Ocak-Mayıs döneminde %11 artışla 1.1 milyona ulaşan Rusya'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2015 aynı dönemde %28.3 düşüşle 801.915'e geriledi. Sadece Mayıs ayına bakıldığında ise 2014 Mayıs'ta 700 bine yaklaşan Rusya'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı bu yıl %28 düşüşle 500 bine geriledi. Mayıs ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya %16.4 paya denk gelen 623.685 kişiyle birinci, Rusya %13.17 paya denk gelen 501.196 kişiyle ikinci, İngiltere ise %8.17 payla 310.840 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Yılın ilk 5 ayına bakıldığında ise Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya %14.42 paya denk gelen 1.55 milyon kişiyle birinci, Rusya %7.4 paya denk gelen 801.915 ile ikinci, Bulgaristan ise %6.18 pay ve 665.489 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Almanya'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısında Mayıs ayında %26.4 artış yaşanırken, İlk 5 aya bakıldığında da bu artış %12.46 oldu. Bakanlıktan tanıtım hatası. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'yi savaş ülkesi gibi gösteren yabancı basına karşı yurt dışında yeni bir tanıtım hatası başlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Haluk Dursun, turizmde yaşanan düşüşte Türkiye'yi savaş ülkesi gibi gösteren yabancı basının payının da olduğunu belirtti. Bu duruma karşı önlemler aldıklarını anlatan Dursun, Türkiye'yi doğru anlatan tanıtım çalışmaları başlattık. Avrupa merkezli kültür sanat etkinliklerine ağırlık vereceğiz. Moskova'da ise Rusların Antalya sevdasını kaybetmemesi için çalışıyoruz. Oradaki faaliyetlerimizi de %60 arttırdık, dedi. Perge'de son 3 yılda 13 heykel bulundu. Antalya'daki Perge Antik Kenti'nde son 3 yılda gerçekleştirilen kazılarda Roma İmparatoru Caracalla ile Selene, Nemesis, Tike ve At heykelinin de yer aldığı benzersiz sayılabilecek 13 heykel bulundu. Antalya şehir merkezinin 17 kilometre doğusunda Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Perge Antik Kenti'nde 1946 yılından bu yana gün ışığına çıkarılan heykeller Antalya Müzesi'ni dünyanın en zengin Roma dönemi heykel müzelerinden biri haline getirdi. Perge Antik Kenti Kazı Başkanı ve Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel yaptığı açıklamada 2014'e kadar yapılan kazılarda Antik Kent'in Batı Caddesi'nin sonundaki nekropole açılan kapıya ulaştıklarını ifade ederek, bu çalışmalara özellikle bu yılda devam ettik. Bozulmalar ve ziyaretçilerin rahat dolaşımı için Kuzey-Güney Caddesi'nde geçmiş yıllardan beri oluşan alan rehabilitasyonuna önem verdik. Çalışmalarda bizi mutlu eden olaylardan biri de önemli eserlerin açığa çıktığı Kuzey Hamamı'nın bitişiğindeki çeşme yapısıydı. Bu çeşme yapısının içerisindeki kazı sonrası Caracalla heykeli çıktı. Caracalla heykeli dünyada bütün olarak ele geçmiş tek örnek diye konuştu. Turizmi Kalipso modeli kurtaracak. Turizm sektörünün gelişebilmesi için uzun vadeli planlar yapılması gerektiğini dile getiren Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği Derneği Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, sektörün sorunlarının çözümü için İspanya'da uygulanan Kalipso modelinin Türkiye'de de uygulanması gerektiği görüşünü dile getirdi. Ege'de turizm sektörünün sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılması amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan İşler, sektörün en önemli sorunlarından biri yılın önemli bir kısmının ölü sezon olarak kalması. Başta kıyı bölgelerimiz olmak üzere kış aylarında turizm hareketliliği çok azalıyor. Avrupa'da Kalipso modeliyle dar gelirlilere ölü sezonda turizm hizmetlerinden faydalanma olanağı sağlanıyor. Bizde de gazi şehit aileleri ve 3. yaş kuşağını kapsayan emeklilere kış aylarında otellerden faydalanma hizmeti sağlanabilir. Böylece kazan kazan modeliyle hem vatandaş hem otelciler hem devlet kazanacaktır diye konuştu. Bakanlık otellerde yıldız avına çıktı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı reklam kurulu, çok sayıda otelin yanlış ya da yanıltıcı yıldızlı tanıtımlarına durdurma cezası verdi. Yıldızsız bir otel kolonyalı mendillerine 4 yıldız basarken başka bir otelde odalardaki şampuan,
terlik gibi buket malzemelerinde gerçeğe aykırı biçimde yıldız kullandı. Vatandaşların rezervasyon yaptırdıkları otelde yıldız şoku yaşamasını istemeyen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, otellerin yanıltıcı tanıtım ve reklamlarını mercek altına aldı. Bakanlık vatandaşların gidecekleri otelin yıldız bilgisini Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün sitesinden kontrol etmesini isterken mağdur olabilirsiniz uyarısında bulundu.